Herkese merhaba, Nihal'in İyi Nüyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte yapması oldukça kolay, güzel, tek sıra halinde yani iki sıra halinde bir model başlayacağım inşallah. Bugünkü yazmam yeşil, gördüğünüz gibi. Renklerimde bugün sadece iki renkle sınırlı kalacağız. Yeşilim altın başan 383 numara. Aslında yazmama çok şöyle göstermek istiyorum. Uyumlu değil ama ben elimde bu rengim olduğu için şu an bu rengimi kullanacağım. 383 numara. Genelde ben yazmalarımı bu şekilde bu rengi kullanıyorum. Altın başan. Bu da şu şekilde turuncu sanırım. Turuncu rengim. Bugün tercihlerim bu ikisinden yana kullandım. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Tabii kıvıramadım. Genelde zor oluyor bu başlangıçlarda bazen. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum hanımlar. Başını iki kez doladım. Sonrasında 4 adet zürafamı oluşturuyorum. Bu arada hemen bir özet geçeyim tekrardan kanalıma yeni gelen arkadaşlar için. Ben yazmalarımda zürafa kullanmıyorum. Böyle bu şekilde yaparken hem modelimi yani modelimin üstüne yapıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. 2 3 Dördüncü zürafamı da oluşturdum. Dördüncü zürafamı oluşturduktan sonra hemen geriye dönüyorum. Sonrasında pırpırımı oluşturuyorum. İkinci pırpırımı da oluşturuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. İkinci pırpırımı oluşturduktan sonra tekrardan tepesine batıyorum. Onun üstüne de küçük bir pırpırımı oluşturuyorum. Aynı yuvanın içine. Tekrardan bakın yuvamın içine batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Beş adet zürafamı oluşturuyorum. Bir. İki. Üç, dört, ve beş. Beşinci zürafamdan bakın tekrardan geriye dönüyorum. Sağa doğru. Bu şekilde sıktım ipimi. Tekrardan 2 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 ve 2. İkinci pırpırımın üzerine tekrardan batıyorum. Minik bir pırpır oluşturuyorum. Tekrardan aşağıya iniyoruz.
ve bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet hanımlar, taban kısmım bu şekilde oluşuyor. Şöyle elimi koyayım modelin alt kısmına. Taban kısmım tamamen bu şekilde. Ben şimdi taban kısmını hemen kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben taban kısmını tamamladım ve geldim sizler için. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İkinci zürafamın içine batıyorum. Başını iki kez doluyorum. Sonrasında iki adet pırpır oluşturuyorum. Bir, ve iki. Kameramı biraz yukarıya kaldırmak istiyorum açıkçası. Sonrasında ikinci pırpırımın üstüne tekrardan geriye batıyorum. İki adet pırpırımı oluşturuyorum. İki. Tekrardan ikinci pırpırımın tepesine batıyorum. İki adet pırpır oluşturuyorum. Hemen şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Buradaki bırakmış olduğum pırpırın içine sık iğnemi oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Sonrasında ikinci, bir, iki, üçüncü pırpır zürafamın içine batıyorum. Zürafa aradaki ipimiz ne çok gevşek olacak ne de çok sık olacak hanımlar. Şöyle iğnemizi biraz düzeltelim. Gördüğünüz gibi tekrardan iki adet pırpırımı oluşturuyorum. Bir ve iki. Tepesine batıyorum. Modelim yapması oldukça zevkli bir model açıkçası. Her bir pırpırın üstüne tekrardan çıkıyoruz tepesine. İki adet pırpırımızı oluşturuyoruz. Tekrardan tepesine batıyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir, iki, üçüncü zürafanın içine gördüğünüz gibi tekrardan batıyorum. Ben şimdi kalanını kamera arkasında tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim sizler için şu şekilde göstermek istiyorum. Böyle iki sıra halinde çok güzel bir model yapması zevkli, oldukça hem kolay hem de üreyen bir model açıkçası. Ben çok çok sevdim. Ekran görüntüsü almak isteyenler böyle bu şekilde ekran görüntüsü alabilirler. Bu şekilde sol tarafa gidenler için hanımlar,
Hemen şöyle tersinde göstermek istiyorum. Bu şekilde de sağ tarafa gidenler için şöyle göstereyim. Açıkçası ben bu modeli çok çok severek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet hanımlar, fiyat bilgisine de gelecek olursak, ben bu modeli yazması karşı taraftan olursa ne kadara yaparım? Ben bu modeli 2 günde yapıp satacağımı düşünüyorum açıkçası. 250-300 arası yapabilirim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Modellerim size emanet. Beğeniyorsanız, beğenip yorum yaparsanız, desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.